Değerli başkanlarım, değerli katılımcılar, konuşmama başlarken hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yine konuşmamın başında bu toplantıda beni sizlerle buluşturan, ekonomi masasını sizlerle buluşturan il başkanımıza ve yine ekonomi masamızın değerli üyesi Sayın sizin milletvekiliniz Sayın Kansıklarına teşekkür ediyorum. Bugün mümkün olduğu kadar kısa bir sunum yapmaya çalışacağım. Ondan sonra da sizleri dinlemeye çalışacağım. Çünkü bu şeyde de geciktik. Yani buraya gelmekte de geciktik. Bir 15-20 dakika gecikmemiz var. Ondan dolayı da sizlerden özür diliyorum. Ama bu tür uzun gezilerde ister istemez bu sarkmalar oluyor. İktidar sözcülerine bakarsanız bütün bu yandaş kanallarda muhalefetin programı yok. Muhalefetin ekonomide çözümü yok. Muhalefet ekonomiden anlamıyor. Ama bugün altılı masada oturan altı partinin kadrolarına baktığınız zaman belki de Türkiye'nin ekonomiden en fazla anlayan kadroları bizde yetmez. Geçmişte bu ülkede başarı hikayelerine imza almış olan kadrolar. Şimdi izin verirseniz ben kısaca Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim ekonomiye bakış açımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün sıkıntılar var diyoruz. Peki sıkıntıların nedeni ne? Bize göre sıkıntıların nedeni aynı anda iki krizi iç içe yaşamamız. Krizlerden birincisi Türkiye'nin büyüme modeli iflasını, yani sıcak parayı dışarıdan getir, ekonomiyi şişir, insanları borçlandır, şirketleri borçlandır, esnafı borçlandır, çiftçiyi borçlandır, sahte bir cennet yarat, sanki büyüyormuş gibi olsun. Ama büyüme hiçbir zaman sürdürülebilir olmuyor. Bu tabii eninde sonunda ekonomik krizlere neden oluyor. Özellikle de 2018'den sonra bu ekonomik krizi giderek kronik hale geldiğini görüyoruz. Peki bunu nereden anlıyorsunuz diyeceksiniz. Dış denge bozuluyor. Yani cari açık konuşuyoruz. Bugün ülkeyi 20 yıldır yöneten bir yönetim var iş başında. Hala da cari açıktan şikayet ediyor. Rezervlerimiz yetersiz. Merkez Bankası'nın kasasında döviz kalmadı. Merkez Bankası'nın kasası borçla dolu. Şu anda Merkez Bankası'nın kasası 50 milyar dolardan fazla açık veriyor. Ama bu ülkeyi yönetenler çıkıyorlar diyorlar ki Merkez Bankası'nın kasasını dostlarımızdan aldığımız borçlarla dolduruyoruz. Onunla da ithalat yapıyoruz. Borçla dolmuş olan Merkez Bankası kasası, onunla yapılan ithalat ne kadar sürecek? Peki dostlarımız bize borç verirken sen bizim dostumuzsun, al bu borçları mı diyorlar? Ben sana borç veriyorum, sen de benim için şunları yapacaksın diyorlar. Çıkıyorlar bir gün. Siz buradan feryat ediyorsunuz. Bu can bu tende kaldıkça ben bu rahibi vermem, size teslim etmem diyorsunuz. Borcunu unutma ha diyorlar. Bir gecede rahibi özel uçağa bindirip Amerika'da Beyaz Saray'a tam da seçim öncesinde Beyaz Saray başkanını takdis etsin diye gönderiyorsunuz. Borç işte bu. Borç alan emir alır. Hem kendisi söylüyor hem de borç alır. İkinci sorunumuz işte bütün bunları anlatırken Türkiye'deki ucube
tek kişilik cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bu devlette yönetim krizine neden. Dediler ki bu sistem Türkiye'de kararların çok hızlı alınmasına neden olacak. Şimdi iş adamı arkadaşlarım bana şikayet ediyor. Eskiden bir daire başkanına çözdüreceğimiz meseleyi şimdi ta en yukarıya kadar götürmek zorundayız. İşler çözülmüyor diyorlar. Bu ikisi birleştiği zaman, ekonomik kriz ve devletteki yönetim krizi birleştiği zaman da kucağımızda nur topu gibi bir buhran oluyor. Biraz önce söyledim, büyüme modeli tıkandı. Şimdi bakın, yukarıda size göre solda ilk grafik. Gayri safi yurt içi hasılamız. 10 yıldan önce aynı yerin etrafında 870 milyar dolarda dolanıp duruyor. Büyümüyoruz. Büyüyoruz diyoruz. Ama dönüyoruz bakıyoruz bir müddet sonra yeniden küçülüyoruz. Çünkü büyüme sürdürülebilir. Büyümenin kalitesi de bozuldu. Bütün dünya toplumu geniş kesimlerini kucaklayan, geniş kesimlerini içeren, herkese refah dağıtan bir büyüme modelinin peşinde koşarken, bugün biz büyürken baktığımızda gayri safi yurt içi hasıla içinde iş gücü ödemelerinin payı hızla düşüyor. Bu payın düşmesi nedeniyle ücretli kesimin cebinden alınan para 67 milyar dolar. 3 senede, 2,5 senede. Yine büyüyoruz ama enflasyonumuz %80'in üzerine çıktı. Sizler işletme sermayeleri eriyor. Dün şirketinize 100 lira sermaye koyup yaptığınız işi 5'te 1'de bugün yapmakta zorlanıyorsunuz. Aynı 100 lirayı. Sermayeyi 500'e çıkarmak zorundasınız. O da para yok. Bu sefer diyorsunuz borç ver, o da yok. Cari açık düşecek dediler. Değil mi? Türk lirası değer kaybedecek. Rekabet gücü artacak. İhracatımız artacak. Sanki ithalat hiç artmıyormuş gibi. Cari açık düşecek dediler. İthalat patladı. Cari açığımız olağanüstü seviyelere her defasında rekor kırarak gidiyor gayri safi yurt içi hasılı oran olarak. Bizim iddiamız var. Ortaya bir şey söylüyoruz. Biz neden mesela bu sistemin değişmesi lazım? Milletin yeniden cebinin dolması için diyoruz. Çünkü bir ülkede kural yerine kral varsa o ülke büyümüyor. Ama kural varsa o ülke büyüyor. O ülkenin kişi başına geliri yüksek oluyor. Burada şöyle bir şey denedik. Kurumsal kalite endeksi dedik ve buna baktığımız zaman mesela hesap verebilirlik, yolsuzluk, bununla ilgili dünyada çıkarılan endekslerde en iyi durumda olan ülkeleri koyduk. İşte basın özgürlüğü var bir tarafta, hükümetin etkinliği var bir başka tarafta, onları birleştirdik. Sonra bizim de üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın ortalamalarını da buraya koydum. En içeride kırmızı şeyde bizi gösterir. Bu bizim kurumsal kalite bakımından dünyanın en iyi ülkelerinden ve bizim de üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'ndan çok daha uzakta olduğumuzu gösterir. Uzaktaysak uzaktayız. Vahit Bey ne işe yarıyor? Midemizi doldurmuyor. Biz bugün ekonomik olarak sıkıntıdayız. İş adamı kredi bulamıyor. Vatandaş harcama yapamıyor. Esnaf her şey durdu diyor. Sen ne anlatıyorsun kurumsal kalite falan? İşte ben de tam niye o bugün çekilen sıkıntıların olduğunu anlatıyorum. Sağdaki grafiğe dönüp baktığınız zaman soldaki grafiğin dikey ekseninde kişi başına gelir var. Yatay ekseninde de kurumsal kalite var. İşte burada biraz önce anlattım. Kurumsal kalite endeksi var.
kurumsal kalite yükseldikçe, yani yatay eksende ileriye doğru sağa doğru gittikçe dikey eksende de yukarı doğru çıkıyoruz. Demek ki kurumsal kaliteyle cebimizdeki paranın senelik gelirimizin yakından ilişkisi var. Buraları hızlı bir şekilde geçeceğim. Bunların hiçbirini anlatmayacağım. Bugün ülkenin en önemli sorunu şu. Ülkeyi yöneten hükümete güvenmiyor. Niye güvenmiyor? Bir kere hükümet vaat ettiği hiçbir şeyi tutturamadı. Bir şey yapmadı mı yaptı. Ama vaat ettiğini tutturamadı. Ondan sonra da ülkede kötü ne varsa dış güçler dedi. CHP dedi. İyi ne varsa da ben yaptım dedi. Hatırlayın 2011 yılında AK Parti seçim beyannamesine demiş ki 2023 yılında 2 trilyon dolar milli gelirim olacak. Size 2 trilyon dolar milli gelir vaat ediyorum demiş. Benim milletimin kişi başına geliri de 25 bin dolar olacak demiş. İhracatımız 5 tane rekor kuruyor anlatıyorlar ya 500 milyar dolar olacak demişti. İşsizlik de %5'e indireceğim demişti. Yetmedi bunları aldı, devletin resmi planına da koydu. Yani devlet dokümanlarında bu rakamlar var. Bu hükümetin taahhüdü olarak. Peki gerçekleşme 2023'e bir kaldı. Şimdi hedef 2023'te ne olacağına dair bütçeyi de hazırlayacak. 2023 hedeflerini verdi. Dedi ki 2 trilyon dediğim gayri safi yurt içi aldı 867 milyar dolar olacak. Yarısından bile az. 25 bin dolar olacak dediğim kişi başına gelip 10 bin dolar olacak. Yarısından daha az. 500 milyar dolar olacak dediğim ihracat 265 milyar dolarda kalacak. Neredeyse yarısı. %5 dediğim işsizlikte %11,4 olacak. Neredeyse ikimiz. Dolayısıyla şu anda millete vaat ettiklerini yerine getirememiş bir hükümet var. Ve bu nedenle de bak bir de her gün karar değiştiren bir hükümet var. İkide bir de kural değişti. Kasasında döviz kalmamış. Dışarıdan döviz gelmiyor. Sizlerin dövizine gözüküyor. Şu dövizin %25'ini bana bir verin diyor. Merkez Bankası'na yatırın diyor. Sonra bir ay geçmeden üzerinden %25 az geldi diyor. Çok ses çıkmayın sizden. Şunu bir 40 yapalım diyor. Yine çok fazla ses gelmeyince de Exim Bank'tan borç alacaksanız 70 yapalım. Bu neyiniz? Sonra dönüyor. Banka müdürlerinden bilgi istiyor. Ondan sonra Hazine Bakan Yardımcısı, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, devletin diğer bürokratları sizlere arıyor. Ya bankada şu kadar döviziniz var. Şunu kur korumalı mevduata bir yatırsın mı? Allah Allah. Tamam yatır. Şeyde teslim edin. En azından. Sonra sizin döviz ihtiyacınız olduğu zaman sizden aldığı dövizi hiç olmazsa komisyon almadan size versin. Onu da yap. Bir de sizden alırken size bir komisyon ödemiyor dövizde ama siz döviz alırken komisyon ödüyorsunuz. Hak mı reva mı? İşte bütün bunlar sonunda ülkede güven diye bir şey bırakmadı. Dışarıdan geliyor. Enflasyon dışarıdan geliyor. Dünyada enflasyon var, onun için bizde var diyorlar. Şurada baktığınız zaman dünyada enflasyon %10.2, bizde %80.2. 8 kat. Esas dünyadan enflasyon gıdadan dolayı geliyor diyorlar. Dünyada %14 ortalaması. Bizde %94. Enerji fiyatları çok arttı diye hepimiz birden şikayet ediyoruz. Bu elektrik fiyatlarıyla üretim yapmak mümkün değil. Bu gaz fiyatlarıyla üretim yapmak mümkün değil diyoruz. Diyorlar ki dışarıdan geliyor. Ama bakıyoruz dışarıda hakikaten enerjide hızlı bir artış var. %35. Bizdeki
%142. Demek ki sadece dışarıdan gelmiyor. Bizden büyük kısmı içeriden geliyor. Bunu da geçeyim. Şimdi bütçenin 7 aylık gerçekleşmesi açıklandı. Bütçeden kime ne veriyorsanız o sizin aşağı yukarı kimleri tercih ettiğinizi, kimleri ayırdığınızı gösterir. Bütçeden faizlere ödenen para 151.300. Kur korumalı mevduat için ödenen hazineden kendi kabahati nedeniyle, kendi kabahatinin üstünü örtmek için bu kur korumalı mevduatı çıkardı. Şimdi hazineden buna 5 kuruş para çıkmayacak dediği yere tam 60 milyar 7 ayda 60 milyar 600 milyon para ödenmiş. Yıl sonuna kadar bunun 150-200 milyarı bulacağız söyleniyor. Bu kime? Bu da bir avuç mevduat sahibi. Peki çiftçiye ne veriyor? 24 milyar. Esnafa ne veriyor? 5.3 artı 0.9 6 milyarı biraz geçiyor 6 milyar. Yani ne diyorlar? Bu dağıtımı kurt yapmaz, kuzulara padişah olsun diyor. Kuzulara şah olsun diyorlar, değil mi? Diğer taraftan dönüp baktığımız zaman burada esnaf arkadaşlarımız da var. Esnaf başkanlarımız var. Türkiye kendi vatandaşına kendi kategorisinde en fazla borç veren ülkelerin başında geliyor. Buna karşılık bütçeden doğrudan en az bütçeden doğrudan destek veren 3 ülke arasında. Borca batırmış pandemiden çıkardı. Pandemiyi atlatacağız demiş. Bütçeden para vermiş bütün dünya. Biz borç vermişiz. E şimdi esnaf bu borcu ödemekte zorlanıyor. Yine iç borç ödemelerinde çok ciddi bir borçlanma senaryolarına baktığınız zaman yanlış borçlanma yapmışlar. Daha çok kura ve enflasyona endeksli olarak borçlanmışlar. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kur ve enflasyon o kadar azmış ki hazinenin borç ödeme projeksiyonlarına baktığınız zaman bu borcun bu borç için bundan sonra ödenecek faizler bu borcun ana parasının üstünde. Sizler iş hayatından geliyorsunuz. Yani faizin borcun üstüne çıkması ne demek? Siz tabii bunu çok daha iyi biliyorsunuz. Ama bütün sorunlarımıza rağmen enseyi karartmayacağız. Türkiye'nin çok büyük imkanı var. Türkiye 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye 1,5 milyar nüfusa 22 trilyonluk pazara erişebilen bir ülke. Bu başka dünyada öyle çok fazla ülkede yok. O nedenle zaten pandemi sürecinde Çin'den başlayan dünyanın diğer taraflarına giden tedarik zincirleri kırıldığında bugün herkes artık diyor ki burada uzun dönemde şanslı olan 3-4 tane ülke var. Bunlardan bir kısmı Balkan ülkesi, biri de Türkiye. Ama bu imkanları kullanabilmek için de güven vermeniz lazım. Ekonomide doğru düzgün işler yapmanız lazım. Yine Türkiye'nin genç nüfusu var. Yani Türkiye'de bakan nüfus, bakılan nüfustan daha hızlı artıyor. Hala. Ama 2030'da bu da kapanacak. Bu da çok büyük bir avantaj. Ama biz gençlerimizi yanlış politikalar nedeniyle dışarıya kaçırıyoruz. Ya da evlerde ev genci olarak oturtuyoruz. Ne okulda ne işte. Biz bu imkanları değerlendirirsek Avrupa Birliği'nin ve bölgenin en büyük tedarik üssü oluruz. Benim bunda hiç endişem yok. Ve refah ve demokrasiyle küresel mutluluk endeksinde yukarılara mutlaka tırmanırız. Bunun için biz diyoruz ki 3 tane yeniye ihtiyacımız var. Yeni kurallara, yeni kurumlara ve yeni kadrolara.
Yeni kurallar dediğimiz zaman başta bahsettiğimiz şey bu ucube, tek kişilik istişarenin tamamen yok olduğu sistemin değiştirilmesinden bahsediyoruz. Çünkü bu sistem bizi perişan etti. Cephemizi boşalttı. Artık kral değil, kural olmadı. Yeni kurumlar diyoruz. Bir yandan dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin gerektirdiği yeni kurumları kuracağız. Bunun dışında Türkiye'de bu sistemin ortadan kaldırdığı bazı köklü kurumlar var. Onları da yeniden hayata geçireceğiz. Yine kurumsal kapasitemizi de liyakate dayalı olarak ayağa kaldıracağız. Sadakate dayalı olarak değil. Ve sonunda tabii bu metal kendilerinin de metal yorgunuyuz diye itiraf ettiği bu kadroların hızla değişmesi lazım. Çünkü bu kadrolar artık ne içeride ne dışarıda kimseye güvenmez. Peki bu üç yeniyi gerçekleştirirken bizim kalkınma stratejimiz nasıl olacak? Bizim kalkınma stratejimizin dört tane ayağı olacak. Birincisi biraz önce de açıkladım. Gerçekten ekonominin artık temel unsurlarından, istikrarın ekonomide temel unsurlarından biri, güvenin temel unsurlarından biri olan bu sistemi, yani bu sistemi muhakkak değiştirip yeni ve güçlü parlamenter sistemi getireceğiz. Cumhurbaşkanı tarafsız olacak, kuvvetler ayrılığını güçlendireceğiz, yeni bir seçim yasası çıkaracağız, milletin vekilini millet seçecek, siyasi ahlak yasasını çıkaracağız, siyaseti girden arındıracağız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe kesin hesap komisyonu kuracağız. Şimdi bütçe komisyonu var şu anda. Hesap komisyonuyla birlikte biz hesap komisyonunu bütçe ve plan ve bütçe komisyonundan ayıracağız. Niye? Orada millet adına milletvekilleri daha rahat size verdiğiniz vergi toplama netice yetkisi çerçevesinde topladığınız vergileri nereye harcadınız diye sorabilirsiniz. Sizden mi? Durum ve hasar tespit komitesini kuracağız. Altı parti bu konuda anlaştı. Sayıştay'ı güçlendireceğiz. Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığını sağlayacağız. Bununla ilgili yasal değişiklikleri yapacağız. Bu konuda da altı parti anlaştık ve kamuoyuna açıkladık. 4734 sayılı kamu ihale yasasını şeffaflık ve rekabeti arttıracak biçimde değiştireceğiz. Bugün bu yasa sadece yandaşa ihale vermeye yarayan bir yasa haline geldi. İstisna maddeleri artık alfabenin harfleri yetmedi istisna maddelerine. Şimdi A, A, B, B böyle alt başlı gidiyor. Ekonomiyi sıcak parayla şişirmeyeceğiz. Onun yerine ekonomiyi verimliliği arttırarak, üretimi arttırarak, üreterek büyüyeceğiz, üreterek zenginleşeceğiz. Peki bunun için ne yapacağız? Şimdi burada ben de genel hatlarıyla bazı şeyleri söylüyorum. Tabii bunların altında tedbir olarak baktığınız zaman binlerce tedbir var. Hatta bunların bir kısmını biz küçük bir kitapçık yaptırdık. Bilmiyorum elimizde var mı, dağıttık mı burada. Ama dağıtalım. Burada da dağıtalım. Sizler de bakın muhtemelen sıkıntılarınıza çare olacak tedbirleri orada göreceksiniz. Bu tedbirleri de genel başkanımızla ben de sık sık önerdik. Genel başkanımız bugün dünyada muhalefetteyken söylediği tedbirlerin en fazla hayata geçirildiği genel başkan oldu. Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi. Bu yönetimin artık tedbir öğretecek hali kalmadı. Biz söylüyoruz, onlar yapmaya çalışıyorlar. Onu da yarım yamalak yapıyorlar. Ekonomide mutlaka rekabetçi olmamız lazım. Yani ekonominin dünyada yarışma gücünü arttırmamız lazım. İki, eğitim politikaları çağın gereklerine ve ekonomik ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirip bugün Türkiye'nin üretimde verimliliğini arttırabilmesi için gerek duyulan
iş gücünün yetiştirilmesine önem vereceğiz. Karar alma süreçlerinde kamu ve özel kesim arasında yeni ve etkili bir kurumsal işbirliğini sağlayacağız. Yani buradan kastettiğim şey şu: devlet artık her şeyi ben bilirim demeyecek. Ben söyleyeceğim, sen yapacaksın demeyecek. Kimse sizleri böyle telefonla arayıp sizin şu kadar döviziniz var, verin, bu kadar kredi alacaksınız, bunları nereye kullandığınıza dair bana faturaları getirin falan, bunlar olmayacak. Biz özel kesimde toplumun diğer esnafıyla, çiftçisiyle, ziraatçisiyle, sanayicisiyle bir masanın etrafına oturacağız. Çalışanıyla, işçisiyle. Ve orada istişareyle, onların da devlet kadar bildiklerini düşünerek istişareyle yeni bir politika oluşturma sürecini başlatacağız. Bu çerçevede strateji ve planlama teşkilatını kuracağız. Katılımcı, etkili stratejiler ve planlamayla artık altyapının kalkınmanın önünde dar boğaz oluşturmasının önüne geçeceğiz. Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi destekleyeceğiz. Yenilikçiliği, dijital altyapıyı güçlendireceğiz. Yeşil mutabakata uyum sağlayacağız. Bunların hepsini planlayacağız. Herkesin erişebileceği temiz, güvenilir, sürdürülebilir ve çağdaş enerji altyapısını kuracağız. Gıda güvenliğini sağlayacağız. Planlı tarıma geçeceğiz. Tarımda, sağlıkta ve enerjide kendine yeterli olmak için kamucu politikaları izleyeceğiz. Başka alanlarda. Peki bu kamucu politikalardan ne kastediyorsunuz? En son Amerika'da çıkarılan chips yasasını kastediyorum. Yani çip üretmek için Amerika Birleşik Devletleri 283 milyar dolar para ayırdı. Ve bu paranın nasıl kullanılacağına dair de oturdu özel kesimle masaya. Ona göre de bir yasa çıkarttı. Şimdi bunu uyguluyor. Biz de bunu yapacağız. Ve kendi kendimize yeterliliği sağlayabilmek için de bu sanayi politikası oluşturma dediğimiz biraz kamucu bir yaklaşımla bu politikaları oluşturacağız. Özellikle de pandemi sonrasında önemini anladığımız 3 sektörde de kendi kendimize yeterli hale geleceğiz. Dışa bağımlı enerjiyle ne hale geldiğimiz, enerji fiyatlarının nereye gittiği görülür. Sağlıkta aynı şey. Yine tarımda da aynı şey. Ekonomik ve sosyal konseyi çalıştıracağız. Anayasada yeri var, çalıştırılmıyor, biz çalıştıracağız. Biz istiyoruz ki kimse arka kapıdan, yani devletle toplumun çeşitli kesimleri arasındaki ilişkiler böyle arka kapılardan olmasın. Herkesin göz önünde olsun, herkes kime ne veriyor, ne vermiyor görsün, adalet duygusu içinde bunu değerlendirsin. Yine Ulusal Vergi Konseyi'ni kuracağız ve vergi mevzuatının özel kesimin çalışanların ihtiyaçlarına göre şekillenmesini sağlayacağız. Büyümenin kapsayıcı olmasına, zenginliği hakça paylaşmaya ihtiyacımız var. Biraz önce atladım o grafikte göstermedim. Büyümenin kalitesi grafiğinde göstermedim. Gerçekten Türkiye'de büyümeyle ilgili, büyümenin kalitesiyle ilgili ciddi sorunlar yaşıyor. Kapsayıcı değil. Canım ne önemi var? Biraz da işçiler katlansınlar diyebilirsiniz ama dünya artık bunu diyemiyor. En son geçen yıl Cornwall'da G7'lerin yaptığı açıklamada altını çizerek söyledikleri konulardan bir tanesi büyüme kapsayıcı olmalı diyorlar. Eskiden derlerdi ki bırakın kardeşim devlet falan da bu işlerden çekilsin. Güvenliği sağlasın, adaleti sağlasın, piyasaları yapsın, sonra sırt üstü yatsın, piyasalar her şeyi halleder. Şimdi diyorlar ki hayır, piyasalar halletmiyor. Bu kapsayıcılık meselesini çözün. Bu kapsayıcılık meselesini çözebilmek için kamuyla özel kesim arasında yeni bir diyalog biçimine ihtiyaç var. Çünkü kapsayıcılık büyümenin bir sonucu değil, büyümeyi sağlayan, sürdürülebilir büyümeyi sağlayan bir unsur. İşte burada da çeşitli tedbirleri öneriyoruz. Burada var, yazdık. Bunlar arasında en sondaki aile destekleri sigortası,
bizim için son derece önemli. Diğer hepsi de öyle. Önemsiz demiyorum diğerlerine de. Ama aile destekleri sigortası yeni bir grup Türkiye için önerdiğimiz. Aslında İLO ile yaptığımız anlaşmada var. Benimsediğimiz sigorta dalları içinde var. Ama bugüne kadar hayata geçirmedik. Son krizde, pandemide İspanya mesela bunu hayata geçirdi. Ve bunun ekonomisini çok daha dayanıklı hale getirdiği de ortaya çıktı. Bu nedir? İşte yok fazla çalışma, yok bilmem ne, işverenin üstüne yükleneceksin. Devlet bir takım şeyleri verecek. Bunun böyle gitmesi mümkün değil. Yani bugün artık anlaşılıyor ki dünyada bu krizler zaman zaman gelecek gidecek. O zaman bir kurumsal mekanizmayı kuracaksınız. Sıkıntılar olduğu anda, insanlar işsiz kaldığı anda bu mekanizmalar bir hak olarak devreye girecek. İşveren de çalıştırdığı adama ne veriliyor bilecek. Devlet de işsiz kalan çalışana ne vereceğini bilecek. Çalışan da devletin kendisine ne vereceğini bilecek. İşverenin kendisiyle ilgili yükümlülükleri nedir? Bunu bilecek. Son olarak dördüncü sütun, bizim kalkınma stratejimizin dördüncü ayağı. Yaptığımız her şey sürdürülebilir olacak. Bir, çevremizi tahrip etmeyeceğiz. Yani bizden sonraki kuşaklara bırakacağımız çevreyi mümkün olduğu kadar nasıl aldıysak onlara o şekilde teslim etmeye çalışacağız ki büyüme sürekli olsun. İki, para politikasının sürdürülebilirliği bizim açımızdan çok önemli. Yani para politikasını enflasyonu azdırmayacak şekilde uygulayacağız. Maliye politikasını devletin borçlarını coşturmayacak şekilde uygulayacağız. Yine baktığımız zaman çabaları güçlendireceğiz ve kurumsal sürdürülebilirlik bizim için son derece önemli. Bütün bunlar politikalarımızın sürdürülebilirliğini sağlıyor. Tabii bunların bir zamanlaması olması lazım. Yani enflasyonu nasıl düşüreceksiniz? Bunları nasıl kullanacaksınız? Büyümeyi sağlayacak ortama nasıl geçeceksiniz? Çok kısaca onu da anlatayım. Burada baktığınız zaman bir kere biz diyoruz ki ekonomide güveni tesis etmemiz lazım. Güveni tesis etmek için atmamız gereken ilk adım şu. Bir, hukuk devleti ve parlamenter sistemin inşası ile ilgili mevzuat düzenlemelerine hızla başlayacağız. İki, sürdürülebilir makroekonomik politikalara geçeceğiz. Yani bugün olduğu gibi artık kerameti kendinden menkul bir takım başka politikalarla uğraşmayacağız. Para politikası, maliye politikası, makro ihtiyati politika çerçevesi sürdürülebilirliği yani enflasyonu düşürmeyi, borcu azaltmayı ve finans kesiminde yeniden istikrarı sağlamayı öngörecek şekilde yeniden bunları şekillendireceğiz. Ve bu çerçevede de güçlü bir makroekonomik koordinasyon çerçevesini kuracağız. Planlama bünyesinde yüksek planlama kurulu olacak. O yüksek planlama kurulu bünyesinde bu makro ekonomik politikaları, makro ekonomik koordinasyonu sağlamak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Kısa vadede bu yapacaklarımızın güven üzerinde etkisini arttıracak bir başka şey daha var. Örneğin eğer Avrupa Birliği'yle yeniden üyelik müzakerelerini başlatabilirsek ya da Avrupa Birliği normlarına hızla uymaya başlıyorum diye bir deklarasyon yapabilirsek bu bizim işimizi daha da kolaylaştıracak. Bu yapacağımız düzenlemelerle sisteme ilk şoku vereceğiz. Bunu biraz daha somut hale getireyim hatırlayacaksınız. Bu 2002 yılının başında 15 günde 15 yasa şokuna benzeyen bir şok olacak. Onun da güveni hızla tesis etmiştik. İkinci aşamada bu politikalarla belirsizlik çarkı kırılacak. Risk priminde düşüş başlayacak. Belirsizlik azalacak. Güven artacak. Üçüncü aşamada bu 6 ayın sonunda bu gerçekleşecek. İlk 6 ayın sonu.
Üçüncü aşamada istikrar döngüsü çalışmaya başlar. İstikrar döngüsü yine işte güven, dışarıdan gelecek olan kaliteli finansman ve diğer unsurlarla birlikte bu döviz kuru üstündeki baskılar gider, dolarizasyon önlenir ve ekonomide artık göstergelerde enflasyonun yavaş yavaş aşağı doğru gitmeye başladığını, döviz kurunun bir şey bulduğunu, huzur bulduğunu, istikrarlı bir hale geldiğini görürüz. Burada bir sene sonunda Türkiye istikrar döngüsünün tamamlanması noktasına gelir. Tabii bunlar hepsi aslında biraz da iç içe ama sanki ayrı ayrıymış gibi de anlatıyorum. Ve bundan sonra da olacak olan şey şu: üretken yatırımlar artmaya başlar, kapasite artışları olur, dijital dönüşüm sağlanır, yeşil dönüşüm sağlanır. Artık kaliteli büyüme sürecine geçmeye başlarız. Bunun sonucunda istihdam artar, ücretler artar, gelir dağılımında işte o yapacağımız bir takım müdahaleler ve konsensüste o gelir dağılımında adaletle sağlam dağılmasını sağlarız. Ve sonuçta sürdürülebilir, niteliği yüksek, kapsayıcı ve insan odaklı bir kalkınma sürecine geçeriz. 5 yılın sonunda Türkiye o vaat edilen ilk 10 ekonomi arasında girme sözünü yerine getirir. Bugün yerine getiremedi. Gelirini de kişi başına 20 bin doların üstüne çeker, bu orta gelir tuzağından kurtulur. Biz bunu yaşadık. Biz bunu yaşadık ve Türkiye'nin 6 ayda ciddi şekilde toparlanma sürecine girdiğini 2002 yılında gördük. Ondan sonra da istikrar uzun süre devam etti. Hatta o zaman ben bir genç hazine müsteşarıydım. Alınan bu yapısal tedbirler sonucunda gazetelere de çok cesur beyanatlar veriyordum. Gemileri yaptık, artık geri dönüş yok diyordum. Şimdi bugün bakıyorum, keşke demeseymişim, böyle gemileri falan yakamıyorsunuz öyle kolay. İnsanlar da yani bu yönetimde kendi oy şeyini en çoklamak için bu tür düzenlemelere izin vermiyorlar. Dönüp dolaşıp yine aynı yere geliyorlar. Dolayısıyla bu sefer dönüp dolaşıp aynı yere gelmeyi önleyecek önlemleri mutlaka almamız lazım. Ve şunu söyleyeyim. Bu krizden çıkış sürecinin en önemli paydaşları sizlersiniz. Sizin bu işin olacağına ikna olmanız lazım. Dolayısıyla da bu işi sürekli istişare ederek yapmanız lazım. Herkesin adaletle, kendisine karşı adaletle davranıldığı konusunda emin olması lazım. Bence bir krizde, krizden çıkarken, buhrandan çıkarken en önemli yapılacak iş bu. Beni dinlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Biraz da uzun tuttum ama sonuçta bunu her yerde anlatıyorum. Biz anlatıyoruz, pek duyan olmuyor. Bu kısımlarını yani ne tedbir alacağız kısımlarını pek seven yok. Özellikle yandaş medyada. Ama biz anlatmaya devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim.